Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün en son bıraktığımız yerden listening bölümünden devam edeceğiz. Listening bölümüne başlamadan önce listening egzersizine başlamadan önce sizlere bu bölümle ilgili yapabileceğiniz işinize yarayacak birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz birçoğunuz zaten daha önce listening egzersizlerine katıldı. Biliyorsunuz listening yapılırken sizden istenen aslında tüm dinlediğinizi anlamanız değil. Temelde orada anahtar cümle diyebileceğimiz, anahtar kelime diyebileceğimiz şeyleri yakalamanız, aslında onlar genelde listening egzersizlerinde vurgulanır ve duyulması kolay olur. Onları anlamanız bekleniyor. Onları bulmanız ve onları uygun yerlere yerleştirmeniz beklenir. Tabii bunun için öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle yanınıza bir tane not defteri alacaksınız veya kitabınız olacak. Kitabınızın üzerine notlarınızı alacaksınız. Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu yapmanızın sebebi, biliyorsunuz, listening genelde 1-2 dakika süren dinleme parçalarından oluşuyor. Bu dinleme parçalarını hep dinleme parçalarının tümünü aklınızda tutmanız mümkün değil. Bundan dolayı yanınıza bir not defteri alacaksınız ve bu not defterine sorularda yer alan, şuradaki egzersizlerde yer alan ve işinize yarayacağını düşündüğünüz, şuradaki soruda olduğu gibi kelimeleri veya cümleleri kaydedeceksiniz ki böylece tüm dinleme etkinliğini aklınızda tutmak zorunda kalmayacaksınız. Evet, dilerseniz birlikte listening bölümüne başlayalım. Öncelikle burada bir soru sorulmuş. Tabii ki bu sorunun yan tarafında görüyorsunuz düşünme balonları var. Bu da neyi veriyor? Bu da diyor ki soruyu siz kendinize göre cevaplayacaksınız. Bu pre-listening diye geçen, yani dinleme çalışması öncesi ısındırmak amacıyla sorulan sorular, yani bu da onlardan bir tanesi. Şimdi soruya bakalım dilerseniz. Yine answer demiş. Daha önceki dersimizde de görmüştük. Bir emir veriyor. Cevapla diye. Soruya bakıyoruz. Soruda ne diyor? Do you like going shopping alone or with someone? Do you like going shopping alone or with someone? Yani sen sever misin? Going shopping, alışverişe gitmeyi, yalnız mı yoksa başka biriyle mi? Sen yalnız mı yoksa başka biriyle mi? Şuradaki or, dikkatinizi çekiyorum. Alışverişe gitmeyi seversin. Ben size daha önce bahsetmiştim. Am is are başta kullanıldığı zaman, do başta kullanıldığı zaman, was were başta kullanıldığı zaman, can başta kullanıldığı zaman, yardımcı fiil diye ifade ettiğimiz kelimeler başta kullanıldığı zaman çoğunlukla büyük bir oranda evet hayır sorusuna yönelik sorulmuş sorulardır. Yani genelde evet hayır olarak cevap verilir. Ancak şu or dediğimiz şey işin içine girerse işte orada ne yapmamız gerekiyor? Evet hayırdan ziyade bunlar arasında bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Peki ne diyordu burada? Yalnız mı yoksa başka biriyle mi alışverişe gitmeyi seversin? Kim? Sen. Neyi seversin? Alışverişe gitmeyi sevmek. Biliyorsunuz yüklemimiz sevmek. Buradaki go bizim yüklemimiz değil. Go ne? Artık isimleşmiş fiil köklü bir ifade. Ne oluyor? Like going shopping. Alışverişe gitmeyi yalnız mı yoksa başka biriyle mi seversin? Yani yalnız mı gitmeyi yoksa başka biriyle gitmeyi mi seversin? Buna cevabınız tabii ki kendinize göre oluyor. Ne dersiniz? I like, yani yazalım dilerseniz şu şekilde. I like diye yazarız. Going diye devam ederiz. Shopping. Evet. Alone. Yalnız gitmeyi severim. Birisi bize dedi ki why? Neden?
Because it doesn't take, it doesn't take much time. Çok vakit almaz. Çünkü çok vakit almaz. Tek başınıza gittiğinizde işiniz daha çabuk biter. Evet. Şimdi asıl bölümümüz olan dinleme etkinliğine geçiyoruz. Pre-listening exercise yaptık. Yani bize ne verdi? Şunu verdi. Dedi ki yani bu etkinliğimiz muhtemelen büyük ihtimalle alışverişle ilgili olacak. Ki zaten fotoğrafta da bunu görüyorsunuz. Alışverişle ilgili olacak. Ve cevaplarımızda genelde alışveriş sırasında geçen diyaloglardan olacak diye ben de sizin gibi düşünüyorum. Tabii ki dinlemede yine biraz farklılıklar olabilir. Şimdi pre-listening exercise geçtik. Ondan sonra size yine birkaç tüyo vereyim. Dinleme çalışmasını, dinleme etkinliğine başlamadan önce şuradaki soruya bir bakın. Ne diyor soruda? Soruda ne diyor? Do Mickey and Sakiko often meet? Do Mickey and Sakiko often meet? Mickey ve Sakiko sıklıkla buluşurlar mı? Bu bir evet hayır sorusudur. Sizden sadece yes ya da no demeniz bekleniyor. Peki yes ya da no'yu neye göre vereceğiz? Birazdan dinleyeceğimiz track'e göre yani dinleme parçasına göre vereceğiz. Track dediği bu dinleme parçaları oluyor. Zaten ne diyor? Diyaloğu dinle. Kim arasındaki? Mickey ve Sakiko. Diyaloğu dinle ve cevapla. Mickey ve Sakiko sıklıkla buluşurlar mı? Evet. Şimdi öncelikle dinleyelim. Dinledikten sonra da birlikte cevabını bulalım. Page 19. 21. Listen to the dialogue and answer. Do Mickey and Sakiko often meet? Hi, Sakiko. I can't believe it is you. Long time no see. Mickey, hi. We haven't seen each other for a long time. What are you doing here? I just came to study music at the University of London, so I'm shopping for some clothes. That's great. How is it going? Not bad. I'm still learning English. I hope I'll go to college next year. Look, what do you think of this jacket? I've got the same jacket. I like it. I have a lot of white and yellow jackets, so I'll have the blue one. Look. There are some beautiful black trousers over there. Let's have a look at them. I don't have any black trousers. Mickey, is that your bag? Yes, it is. Don't leave it on the counter. Thank you. I always lose things. Evet, dinleme çalışmamız bitti. Orada aslında en başta ilk cümlesinde neredeyse ilk cümlelerinde bir şey söyledi. Bunu bileniniz varsa yakalayanınız varsa soruya cevap veren bir ifade. Yani şuradaki soruya cevap veren bir ifade. Hepsini dinlemenize gerek yoktu. Bu ifade ne? Bu ifade şu. Long time no see. Peki long time no see ne demek? Hadi motomot yapalım. Long time no see. Uzun zaman no see. Görüş yok. Görme yok. Yani bunun aslında Türkçesi şudur. Hani biz ayran içtik, ayrı mı düştük gibi şeyler kullanırız ya. Yüzünü gören cennetlik tarzı cümleler kurarız ya. Onun gibi bir şey yani uzun süredir görüşmüyoruz anlamına gelen bir ifade. Uzun süredir seni görmüyorum. Yüzünü gören cennetlik. Dolayısıyla sorduğu soruyu hatırlarsanız 21. Egzersizin sorduğu soruyu hatırlarsanız ne sormuştu? Mickey ve Sakiko sıklıkla buluşurlar mı? Long time no see. Yüzünü gören cennetlik.
O zaman cevabımız ne oluyor? No. Nasıl cevaplarız peki biz onu? Şöyle cevaplarız. Unutmayın. Evet hayır sorularında dikkate almamız gereken noktalardan bir tanesi de şurada yer alan do. Gördüğünüz gibi burada yer alan do. Şimdi çünkü bunu ne için kullanacağız? Cevap verirken kullanacağız. Evet. Miki and Sakiko'yu ne olarak alabiliriz? Miki ve Sakiko'yu zamir olarak, they olarak alabiliriz değil mi? İki kişi oldukları için they olarak alıyoruz. Evet. Cevabımız neydi? No'ydu değil mi? Evet. Devam edelim. No, they don't. Değil mi? Olumsuz. Do'nun olumsuzu don't şeklinde oldu. Evet hayır soruları bu şekilde yapılıyor. Evet. Gelelim bir diğer etkinliğimize. Yine aynı parçayı dinleyeceğiz. Ve bu parçanın sonucunda sizlerden buradaki boşlukları uygun ifadelerle doldurmanız bekleniyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Size ben not defteri alın demiştim yanınıza. Dinleme çalışmasını iki defa yapmayı düşünüyorum. Not defterlerinizi kullanarak önemli olan kelime ve cümleleri kısaca kaydedebilirsiniz. Ne için kaydedebilirsiniz? Boşlukları doldurmak için. Dinleme egzersizine, dinleme etkinliğine başlıyorum. Sizden ricam elinize not defterlerinizi alın. Dinleme çalışması sırasında iki kere dinleteceğim. Dinleme çalışması sırasında uygun kelimeleri, uygun cümleleri not defterinize kaydedebilirsiniz. Evet, tekrar başlıyoruz. Page 19. 21. Listen to the dialogue and answer. Do Miki and Sakiko often meet? Hi, Sakiko. I can't believe it is you. Long time no see. Miki, hi. We haven't seen each other for a long time. What are you doing here? I just came to study music at the University of London. So I'm shopping for some clothes. That's great. How is it going? Not bad. I'm still learning English. I hope I'll go to college next year. Look, what do you think of this jacket? I've got the same jacket. I like it. I have a lot of white and yellow jackets, so I'll have the blue one. Look, there are some beautiful black trousers over there. Let's have a look at them. I don't have any black trousers. Miki, is that your bag? Yes, it is. Don't leave it on the counter. Thank you. I always lose things. Evet, dinleme parçası bitti. İkinciye başlamadan önce tekrar sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız için buradaki cümlelerin en azından şuradaki cümlelerin Türkçelerini verelim. Türkçelerini aldıktan sonra istenilen kelimeleri de belki daha rahat yakalayabilirsiniz. Şimdi diyor ki Miki ve Sakiko meet at. At preposition değil mi? Preposition yer edatı. Nerede? Nerede? Preposition. Nerede? Sorusunu aslında bizden istiyor değil mi? Nerede? Evet. Şurayı şu şekilde aslında yapabiliriz değil mi? Where. Yani bunun bizden istediği şey where. Where neydi? Nerede? Nerede buluşuyorlar? Sakiko is learning öğreniyor. Şuraya bakıyoruz. Sakiko öğreniyor. Ne öğreniyormuş? Ne öğreniyor değil mi? What? Evet, buna what sorusuna göre bir ifade bulacağız.
Evet, biraz kötü oluyor. Bilgisayardan yaptığım için, tabii mouse kullandığım için yazarken bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu yüzden kusura bakmayın ama anlaşılabildiğini düşünüyorum. Evet, üçüncüsüne geçiyoruz. Üçüncüsünde Mickey is going to study. Mickey is going to study. What? Okuyacak da. Ne okuyacak? Nerede? University of London. London Üniversitesi'nde ne okuyacak? What? At University of London. Londra Üniversitesi'nde Mickey's going to study. Hatırlıyorsanız ne demiştim size? Em is going to. Bize neyi veriyordu? Ecek, acaktı değil mi? Bize verdiği neydi? Ecek, acak. Yani gelecek zaman, şöyle göstereyim. Bunun bize verdiği burada neydi? Ecek, acak. Ne peki? Going to değil mi? Em is going to. Arkadan gelen study'de, şuradaki study'de bizim asıl fiilimiz. Asıl yüklemimiz. Yani University of London. Mickey Londra Üniversitesi'nde ne okuyacak? Geldik dördüncü soruya. Sakiko will go to the college. Sakiko will go to college. Sakiko college'a gidecek. College dediğini siz üniversite olarak alın. Bizim Türkiye'de bir kolej olayı var ya hani özel okullara, kolej devlet okullarına normal okul diyorlar. Orada kolej diye adlandırılan şey yurt dışında üniversite oluyor. Evet. Sakiko will go to. Bak. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ne demiştim? Is going to. Ecek acak. Will de ecek acak. Will ile going to'nun Türkçe karşılığı ecek acak. Gelecek zaman. Gelecek zaman. Ama arada ne fark var? Şöyle bir fark var. Going to planlı zamanlarda hani bir planınız varsa o şekilde tercih ediliyor. Will de daha çok amaç bildiren veya planlı olmayan gelecek zaman cümlelerinde tercih ediliyor. Yine asıl yüklerimiz de bizim burada go gitmek. Üniversiteye gidecek. Evet. We go to college. Değil mi? We go to college. Buna şöyle diyebilirim. Üniversiteye gidecek de ne zaman gidecek? When. Değil mi? When. Ne zaman? Sizlere tüy olsun. Ne zaman gidecek? Mickey ve Sakiko choose the same. Aynı neyi seçiyorlar? Choose the same. Choose seçiyorlar. Aynı. Aynı neyi seçiyorlar? Yine what yapıyoruz. At. What. Neydi? Neyi seçiyorlar? What. When. What. What. Where. Yani burada bir yer istiyor sizden. Burada bir yine bir nesne bir ne istiyor. Burada yine bir ne istiyor. Burada ne zaman? Burada ise yine bir ne istiyor sizlerden. Tekrar dinleyin. Bu son dinleme olacak. Ondan sonra birlikte yapacağız. Evet. Page 19. 21. Listen to the dialogue and answer. Hi, Sakiko. I can't believe it is you. Long time no see. Mickey, hi. We haven't seen each other for a long time. What are you doing here? I just came to study music at the University of London. So I'm shopping for some clothes. That's great. How is it going? Not bad. I'm still learning English. I hope I'll go to college next year. Look, what do you think of this jacket? I've got the same jacket. I like it. I have a lot of white and yellow jackets, so I'll have the blue one. Look, there are some beautiful black trousers over there. Let's have a look at them. I don't have any black trousers. Mickey, is that your bag? Yes, it is. Don't leave it on the counter. Thank you. I always lose things. Evet.
Notlarınızı aldıysanız bunları beraber yapalım. Evet, Miki ve Sakiko meet at. Nerede buluşuyorlar? Clothes shop değil mi? Şöyle clothes shop. Yani kıyafet dükkanında buluşuyorlar. Sakiko is learning what? Ne öğreniyordu? English, değil mi? Geldik üçüncüsüne. Miki is going to study. Miki okuyacakmış. Ne okuyacaktı? Notlarınızı iyi aldıysanız. Music. Değil mi? Müzik okuyacaktı. Geldik dördüncü soruya. Dörtte ne diyor? Sakiko will go to college. Koleje gidecek. Ne zaman? Next year. Gelecek yıl gidecek. Miki ve Sakiko aynı neyi seçiyorlar? Ceket. Değil mi? Aynı ceketi seçiyorlar. Evet, inanıyorum ki birçoğunuz bunları doğru yaptılar. Yaptınız. Yine de dediğim gibi iyi not aldıysanız, iyi odaklandıysanız rahatlıkla yapabileceğiniz bir dinleme çalışması. Evet, burada da şimdi onun transkriptine bakalım. Yani o dinleme çalışmasının yazılı haline bakalım. Birlikte okuyalım. Evet. Hi Sakiko. Merhaba Sakiko. I can't believe. İnanamıyorum. It's you. Sen olduğuna inanamıyorum. Uzun süredir görüşmüyoruz. Bakın 21. etkinliğin cevabı. Sakiko ne diyormuş? Miki, hi. We haven't seen each other for a long time. Birbirimizi uzun süredir görmedik. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? I just came to study music. Bakın bir sorunun daha cevabı. Gördünüz değil mi? Müzik okumaya geldim. Nerede okumaya gelmiş? At the University of London. Londra Üniversitesi'nde. So I'm shopping for some clothes. Dolayısıyla I'm shopping. Alışveriş yapıyorum. Ne için? Birkaç kıyafet için. That's great. Harika. How's it going? Nasıl gidiyor? Not bad. Kötü değil. I'm still learning English. Hala İngilizce öğreniyorum. I hope. Umuyorum. I'll go to college next year. Gelecek yıl üniversiteye gidebileceğimi umuyorum. Bakın umduğu için ne kullandı? Will kullandı. Umut ettiği için will kullandı. Umut etmek planlı bir şey değildir. Umut edersiniz ama ben yarın şu saatte, şu saat 2:30'da şurada olacağımı umut ediyorum demezsin. Gideceğim dersin. Evet. We got college next year. Gelecek yıl üniversiteye gideceğim. Miki, look. Miki, bak diyor. What do you think of this jacket? Bu ceket hakkında ne düşünüyorsun? I've got the same jacket. Bakın bir diğer sorunun cevabı. I've got the same jacket. Aynı cekete I've got sahibi. I like it. Onu seviyorum. I have a lot of white and yellow jackets. Ben birçok beyaz ve sarı cekete sahibim. Dolayısıyla I'll have the blue one. Mavi olanını alacağım. Look. There are some beautiful black trousers over there. Bak. Orada. There. Some beautiful, çok güzel siyah pantolonlar var. Nerede? Orada. There are'ı görmüştük değil mi? There are var demekti. There are var demekti. Over there orada demek. Yani işaret ediyor. Orada diyor. Orada beautiful, güzel. Some beautiful, güzel black trousers. Yani siyah pantolonlar var. Peki let's have a look at them. Onlara bakalım. Haydi onlara bakalım. I don't have any black trousers. Hiç siyah pantolonum yok. Hiç siyah pantolona sahip değilim. I don't have. Miki, is that your bag? Miki, bu senin çantan mı? Yes, it is. Evet, benim çantam. Don't leave it on the counter. Onu tezgahta bırakma. Onu tezgahta bırakma. Tezgahta unutma. Thank you. I always lose things. Teşekkür ederim. Ben her zaman bir şeyleri kaybederim. Evet. Tezgah demek değil mi? Counter. Counter yani tezgahın üstünde unutmuş çantasını. Bırakma diyor. Don't leave. Bakın ben size bir önceki dersimizde emir cümlelerinden bahsetmiştim. Ne demiştim? Böyle fiili tek başına kullandığınız zaman İngilizce'de de Türkçe'de de emir veriyorsun. Bak. Look. Bak. Sözlüğe bakarsan bak olarak görürsün. Bunu nasıl olumsuz yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakma.
Gitme. Don't go. Don't look. Don't leave. Bırakma. Don't leave. Don't leave'i tek başına kullanırsanız, yani şurayı atıyorum. Burayı kestik. Don't leave tek başına ayrılma anlamında da kullanılır. Biliyorsun leave hem ayrılmak hem de bırakmak anlamında, terk etmek anlamında kullanılabilen bir fiil. Don't leave ayrılma. Don't look bakma. Look bak. Don't look bakma. Look bak. Evet. Böylece emir cümleleri de hatırlamış olduk. Evet, listening exercise'ımız, dinleme çalışmamız burada sona erdi. Umarım birçoğunuz verimli şekilde, iyi bir şekilde söylediklerimi anlamışsınızdır ve dinleme çalışmasını gerektiği gibi yapmışsınızdır, yapacaksınızdır. Tekrar kendinize iyi bakın. Umarım süreç bir an önce biter. Biz de okullarımıza tam anlamıyla döneriz. Görüşürüz.